Bu güzel İstanbul manzarasına bir kez daha hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir isim bizlerle birlikte biraz algoritmaların dünyasına doğru gideceğiz. Ve Kıvanç Özbilgiç bizlerle birlikte olacak. Matrix Algo Solutions kurucu ortağı, genel müdürü ve algoritma deyince tüm dünyada ilk akla gelen isimlerden ne mutlu bizden birisi var yani diyelim. Hocamızla başlayalım. Evet, Kıvanç Özbilgiç deyince algoritmalar böyle, zaten hocam siz dijitalleşmeyi evveliyatından çözmüş bir adamsınız. Yani böyle hani geçmişten zaman yolcuları oluyor ya, siz böyle T-20 buralara gelmiş durumdasınız. Dolayısıyla bu dijitalleşmeye de çok şaşırmıyorsunuz herhalde. Dijitalleşme günden güne zaten çok önceden başlayan bir süreç ve çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Sanki bir kar topu etkisi gibi gitgide büyüyerek ilerliyor dijitalleşme. Buna da iki tane yol var. Ya sırtımızı döneceğiz ya yüzümüzü döneceğiz. Ben yüzümüzü dönmeyi tercih ettim ve insanlara da bu konuda biz özellikle finansal piyasalar tarafında algoritmalar konusunda çeşitli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Onlara belki biraz daha bilinç kazandırabiliyorsak bu konuda ne mutlu bana. Şimdi bizim programımızın uygulayıcısı sevgili Mutlu Hesapçı da tabii sizlere böyle, ben işte işin ekonomi ve kripto para tarafına bakıyorum. O böyle sizleri araştırıyor. Yani iyi bir televizyoncu olduğu için de hani ekonomi direkt bizim kadar sindirmese de olaylara başka sorular yazıyor. Size de demiş ki Twitter üzerinden formül konusunda insanlara yardımcı olmak fikri nasıl oluştu ve neden? Hatta bu nokta işimiz para olmasına rağmen yardımsever, iyi niyetli olarak anılıyorsunuz. Genelde böyle para olunca pragmatik ve çıkarcılık ön plan oluyor ya. Evet. İyiliksever, hayırsever kavramları birazcık bunu yaparken sağlayabilmek zor bir denge hocam. Öncelikle tebrik ederim. Bir de sizinle ilgili bir mutluluk verici sebep de hani dünyaca tanınan dedim. Gerçekten de öyle. TradingView'da önemli bir işte analiz paylaşım sitesinde diyelim. Hocamız paylaşımları 4. sırada dünyada şu anda algoritmik trade'de. Yani ilk 4'te, ilk 5'te diyelim. Gurur verici. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Yani paylaşımlara nereden başladığımla başlayayım isterseniz Mutlu Hanım'ın sorusuyla. Başlangıçta insanlar böyle grafikleri incelerken finansal piyasalarda sürekli işte gece gündüz grafikleri, hala da öyle, birçok insan inceliyor ve kendine uyan, işte kendi stratejilerine uyan coinleri veya enstrümanları belirlemeye çalışıyor. İşte o zamanlarda da insanlar sürekli bütün gece çalışıp ertesi güne işte iyi olan enstrümanları bulmaya çalışırdı. Ama hep derlerdi ki işte saatlerce sabaha kadar şöyle yaptım ve işte ben şunları buldum diye, şu işte 200 hareketli ortalamanın üstüne çıkanları buldum diye. Ben de o zamanlar ilgiliydim bu konularla. Demiştim ki yani bunun tek satır bir formülü var. Bu formülü yazarsanız sizin için saniyeler içinde bilgisayar bunu bulabiliyor. Evet. Aslında basitleştirmişsiniz. Evet, olarak. Yani bütün bir geceyi harcamaya gerek yok. Öyle işte birkaç kişiye öyle formülleri gösterdim. Sonra insanlar da merak etti. Farklı formüller sormaya başladılar. Böyle bir soru cevap kanalı gibi bir hal aldı, evet. Twitter adresim. Ve orada aslında benim kendi Twitter hesabım da vardı. Onu kapattım. Bu, siz kapattınız mı? Ben normalde bayağı kendi hesabımı, yani kişisel hesabımı kapatmıştım. Hı hı. Kendi adımaydı o zaten. Ha, ama eskiden şimdi tabii eskiden. Çünkü sonra o yani piyasaları takip etmek için açtığım o hesap formüllerle birlikte, evet, ilerleyince ben kendi kişisel hesabımı kapatıp onun adını hatta şu anki işte kendi adım olan Kıvanç Özbilgiç'e çevirdim. O şekilde bir büyüdü. Bir iyilik hareketi gibi. Ben hep çok severim. Pay It Forward diye bir film var. İyilik yap, iyilik bul sanırım, evet, Türkçesi. Ve onda da karşılıksız... Biz o kadar Türkçesine hakimiz ki hocamız, İngilizcesi olunca ben onu Türkçeleştiremedim bu arada. Hani bizim... Yani karşılıksız iyilik yapmakla alakalı, evet, bir film diyelim. Yani birisi birine iyilik yapıyor ama tek görevi onu 3 kişiye daha yapabilmek. O böyle bir iyilik hareketi de dönüşüyor. Ben de mümkün oradan belki ya, de yani bir esinlendim biraz. İnsanın çıkarcılık duygusu... Çıkarcılık farklı ama bu, evet, finansal piyasalarda o kadar çok fazla strateji, o kadar çok fazla çeşit ve o kadar çok fazla yöntem var ki. Evet. Birebir aynısını kullanmadığınız, aynı enstrümanda kullanmadığınız sürece yani birbirinizi baltalamanız çok mümkün değil. Kesinlikle. O yüzden paylaşımcı olmayı oradan belki başladım ve insanların güzel sözleri, duaları, işte sürekli böyle jestleri beni böyle, süper, daha da paylaşmaya, evet, itti. Sonra bu konuyla ilgili dediğiniz gibi indikatörler paylaştım. Herkese bunları açık bir şekilde kodlarını geliştirmeleri için. Ben istiyorum ki ülkemizde algoritmalar, algoritmik işlemler bu konuda ile ilgili hem bilinç olsun hem de ilerlesin. Buna ilerletecek olanlar da benden sonrakiler. Yani sadece bir kişinin bilmesiyle değil de bu yayılarak ve daha iyilerini, evet, birilerinin geliştirmesiyle mümkün. Dediğiniz gibi
TradingView'da da dünyada sanırım 200'den fazla ülkenin kullandığı bir site, bu teknik analiz platformu. Orada paylaştığım indikatörler ve stratejiler diyeyim ilk 5'te. Süper hocam. Ve bununla ilgili de bana bir ödül de vermişlerdi. Evet, etkileyeceğiniz yüksek. Yani bununla ilgili kripto paralarla ilgili eventlerde de, uluslararası eventlerde de sizi zaten görüyoruz. Mesela ben üniversitede sermaye piyasası diye okudum. Çok niş bir bölüm ve çok az bilinen bir bölüm. İşte algoritma da böyle az bilinen bir şey. Siz onu tanıtıyorsunuz. Hani tanıtım elçisi gibi oldunuz aslında. Bu iyilik hareketi sizin gibi bir Kıvanç Özbilgi çıkaracak mı? Bir de Bitcoin de çok bilinmiyor. Yani bilinmiyor derken bir ayrı bir yere konuluyor dijital ürün olarak. Çok fazla anlaşılamıyor daha doğrusu, öyle diyelim. Geleneksel piyasalardan gelenler için. Dolayısıyla bir de Bitcoin'i algoritmalar üzerinden atmak sizin için zor mu? Şimdi algoritma ve algoritmik işlemler zaten çok uzun sürelerdir vardı. Ama ülkemizde yeni yeni popüler oluyor ve dünyada da ihtiyaç buna arttığı için sürekli piyasaları takip etmek zorunda değilsiniz çünkü algoritmalar sayesinde. Bilgi çok fazla değil mi hocam? Yani Tayvan'dan geliyor, Çin'den geliyor, sürekli. Her şey etkileniyor. Bitcoin mesela, evet. 7 gün 24 saat, bayram yok, seyran yok. Bunu sürekli aynı modda takip edebilme ihtimali İmkansız. İnsani melekelerin üzerinde. O zaman burada işte otomatik işlemler, robotlar, algoritmalar biraz böyle lüks değil ama zorunluluk haline alıyor. İşte bunun içinde gençler genelde, kripto ve Bitcoin ile ilgilenenler biliyorsunuz gençler, o tarafı ben de yakalamaya çalışıyorum ki bu taraf daha rahat, bu taraf daha konforlu ve bu taraf daha planlı, programlı, belli bir strateji dahilinde ilerleyebileceğiniz bir bölüm olarak düşünüyorum. O yüzden algoritmik tarafla ilgili de paylaşımları yaparken daha çok gençlere yönelik olsun, evet, istiyorum. Kripto ile zaten ben de ilgileniyorum. Bitcoin ile çok ilgiliyim. Bitcoin üzerinde algoritmalar da geliştiriyoruz. Bitcoin tarafında da gençlerin bu tarafa doğru merakı olduğunu biliyorum. Bir şey daha söylediniz. Geleneksel piyasalar. Geleneksel piyasaları çok daha büyük boyutta düşünürsek, sadece finansal piyasaları düşünmeyelim. Şimdi artık yeni sürekli dijitalleşmekten de bahsettik yayının başında, öyle değil mi? Evet. Artık yeni nesil, yeni durum nasıl? Yani kaçımızın annesinin babasının bize bıraktığı fabrikası var ki biz başına geçelim, işleri devam ettirelim, her şey rayında, harika güzel günlerimiz olsun. Böyle bir dünya yok. Ve böyle bir fabrika yapmaya kalksanız şu anda yapılabilecekleri insan kafasında tasarlıyor. Arsa, bina, makineler, çalışanlar, onlar bunlar. Yani bu çok büyük bir maliyet, öyle değil mi? Evet. Yani müthiş bir maliyet. Yani babamdan fabrika kalması istemezdi. Şimdi düşündüm yani, hocam. Büyük başarı eğer çalışan oluyor. Dişlileri, çarkları varsa neden olmasın ama evet. Şimdi şu anki durumda siz bu fabrikayı kurup bir şeyler yapabilmeniz için çok büyük yatırımlar yapmanız gerekiyor. Bu herkesin harcı değil zaten. Ama kodlama, algoritmalar, kodlama artık her yerde. Dijital işte zaten blockchain'in temelinde de kodlama yok mu? Sadece tek bir laptopla bunu yapabiliyorsunuz. Sermayeniz tek bir laptop. Yani bir fabrika kurmanın verdiği o gelirleri elde edebilecek yerlere getirebiliyorsunuz. Dijitalleşmenin belki işte geleneksel piyasalardan bu tarafa geçmenin belki de böyle bir yanar. Hem zaman hem de birçok maliyet anlamında avantajı var. Bunu siz Amerika'daki herhangi biri için yapabiliyorsunuz. Evet. Onun için çalışabiliyorsunuz. Dolar üzerinden maaş alabiliyorsunuz. Türkiye'de yaşarken online olarak artık dijitalleşme, işte bütün bu hani gelişmeler hepsi birbirini tamamlıyor. Bu tarafa doğru bir ilerleme söz konusu. Artık diyorum ya, annemizden babamızdan fabrika kalması şart değil. Yeter ki siz çalışmak isteyin, bir şeyler yapmak isteyin. Ne oluyor? Evet. Tek bir laptop ve sadece kodlama dili. Şimdi 2008 gibi Bitcoin çıktı. İşte bu aslında döküman 2008. 2009'da Bitcoin ilk Kasım'dı dünya. Kasım'dı galiba. Ekim ayında. İşte bakıldığı zaman çok şey değişti Bitcoin ile ilgili de. Algoritmanız, ilk Bitcoin'i yaptığınız algoritmayla şu andaki algoritma aynı mı ve o algoritma değişimi, çünkü hocam bir taraftan da o geleneksel dünyayla da çok yakınlaştı. Artık bu haberler, enformasyon, know-how bu tarafı da etkiliyor. Dolayısıyla algoritma da değişti mi yazılım dili olarak? Şöyle, algoritma, tek bir algoritma tek bir enstrümanda veya birden çok enstrümanda kullanılabilir ama ben bunu tercih etmiyorum. Yani bir tane algoritma yok. Burayı bir cephanelik olarak düşünürsek içinde birçok çeşitli silah var. Farklı koşullarda, yani çok uzun menzilli bir düşmanınız varsa sizin orada elinizde makinalı tüfekle olmanız çok anlamlı değil. Aynen. Öyle değil mi? Yani füzeleri
cephanelikten hocam, çıkarmanız lazım. Hocam böyle örnekler gibi vermeyin. Hani ilk severdi hocamız size diyor savaş diye. Ama şimdi hani burada Allah korusun diye. Teşbihte hata olmaz derler. O yüzden hani oradan değil. Bunu aynen, ben cephaneliğe benzetiyorum. Yani oradaki farklı algoritmaları da farklı tür silahlara benzetiyorum. Bitcoin üzerinde evet algoritmalar var ve çok yoğun bir şekilde onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Hem ekip olarak, şirket olarak. Ve oradaki tek bir algoritma yok. Birden fazla algoritma var. Farklı koşullarda çalışan parçalı, yani şöyle söyleyeyim. Hani yine hepsi Bitcoin üzerinde gibi düşün ama 5 tane farklı algoritma çalışıyor. Riski dağıtmak amacıyla, riski dağıtıp daha böyle anlamlı kazançlar elde etmek amacıyla diye düşünebiliriz. O zaman burada birazcık yatırımcının ne istediği de çok önemli. Yani uzun vadeli yatırımcıysa algoritması başka oluyor. İşte kısa vadede ben günlük yapalım bir çorba parası çıksın diyen yatırımcının başka oluyor o zaman. Şimdi birçok yatırımcı tipi var. Scalper'dan başlayıp evet, böyle çok uzun vadeli yatırımcılara doğru giden. Siz ona tek tek algoritmalarda da değil mi hocam? O yatırımcı profilleri tek tek konuşmuşsunuzdur tabii, mutlaka. Hepsinin yani neredeyse hepsini A'dan Z'ye tüm özellikleriyle çalıştıkları evet, grafik dakikalarına kadar bunlar aklımda, bunların üzerinde etüt yapıldı. Zaten evet, bu hani genel geçer bilgiler teknik analizle ilgili. Bunları bilmelerinde fayda var. Çünkü insanların da hep böyle söylediği, hep böyle ilk başta ben ne yapacağım, ben neyim, ben scalper miyim sürekli, ben day trader miyim, işte gün içi işlemler yapıp kapatan, yoksa işte overnight trader miyim, gece işlemler yapıp ertesi gün bir şeyler olmasını bekleyen ya da işte daha uzun vadeli swing trader miyim, uzun vadeli yatırımcı mıyım, bunu insanların ilk başta... O kategoriye girmeyenler de var değil mi hocam? Bir şey yükseldiği için hiç bilinçsiz bir şekilde giriyor, işte sonra biz, panik olup çıkıyor. Aslında hiçbir kategoride olmayan yatırımcı profil onlar de var. Onlar genelde işte kaybedenler oluyor. Evet. Yani belli bir strateji ve plan dahilinde hareket etmedikleri için de bu içgüdüsel olarak sürekli sürdürülebilir kazanç edilebilecek bir mecra değil. Finansal piyasalar böyle değil. Belli stratejiler, planlar dahilinde, stoplarınız olmalı. Bunlar dahilinde olmalı. O yüzden ilk önce yatırımcının kendini tanıması lazım. Bu bahsettiğim kategorilerden hangisiyim ben? Ve ona göre işlemlerini o grafiklerde, o tarz indikatörlerle veya o tarz teknik analiz, temel analiz araçlarıyla bakmaları gerekir. Yani on-chain mesela indikatörleri olabilir. Eğer biraz daha böyle orta ve uzun vadeli düşünüyorlarsa. Burada vade çok önemli. Ben hangi yatırımcıyım, ne olmak istiyorum önemli. Evet. Ve buna eğer karar verdiyseniz de algoritmalar çok kolay. Evet. Algoritmaları siz saniyeler içinde işlem yapan algoritmalar olarak da kurgulayabilirsiniz. Böyle de dizayn edebilir. Bu tarz algoritmalarda kullanabilirsiniz ama aylarca işlem yapmayan, çok uzun vadeli, tabiri caizse işte alıp unutan algoritmalarda yapabilirsiniz. Evet. Çok büyük böyle olaylarda ancak geri çekilmelerde, büyük trend dönüşlerinde işlem yapan sadece. Bu insanların genelde yanıldığı ve hep böyle algoritmalar çok işlem yapar, robotlar sürekli işlem yapar. Hayır, o biraz evet, insani hırsla alakalı. Evet, evet. O sizin daha çok kazanayım, şurada da bu dönüşten de para kazanayım diyen evet, insani hırsınızdır. Ona bağlı olarak algoritmalar işlem çok yapar. Yoksa ayda bir tane işlem yapan algoritma da çok rahat tasarlanabiliyor. O birazcık o zaman bizden dolayı diyelim. Bu arada şekeri kalbi olan böyle şeylere girmesin hocam yani değil mi? Ya da ya bunu şöyle söylüyorum. Piyasa dediğimiz şey birazcık böyle ekrana da bakmamayı da gerektiriyor ama sürekli olarak böyle bir adrenalin yüksek ve stres oluyorsa bence yatırım yapmamak da bir tercih sebebi olabilir. Şimdi zaten borçlar hiç yapmamaları lazım. Burada traderlıkla alakalı önemli bir durum var. Hani herkes trader olmak istiyor. Herkes sürekli al satlarında, işlemlerinde para kazanmak istiyor. Ama benim bu işten para kazanan, yıllar içinde tanıdığım tüm trader arkadaşlarım hiç ekrandan kalkmadan, yani borsada mesela 9-10 saat hiç ekrandan kalkmadan, böyle tabiri caizse ter dökerek, kan ter içinde saatlerce böyle çarpışan, hani böyle artık onlar böyle ne yapıyorlar? Ekranda öyle bütünleşiyorlar. Hocam adrenalin pompalanan şey. Bu arada Bitcoin için düşünürsek yani 7-24 bunu yapabilecek bir insan yok. Yani dayanamaz kimse. Belki paylaşılır ama herkesin de aynı trade stratejisiyle, aynı disiplinle bunu yapmasını bekleyemezsiniz. Nöbetleşe de yapsanız. O yüzden algoritmalar burada bir çare olabiliyor evet, bu duruma. Anladığım kadarıyla algoritmalar hem temel analizi hem teknik analizi sömüren demeyelim, faydalanan, içine evet, alan ve oradan sonra bir sonuç çıkarıp en sonunda alalım mı satalım mı kararını evet, bizden alıp kendisi inisiyatif kullanarak kullandığı bir sistem gibi geliyor. Ben hani algoritma nedir diye ben size şimdi burada hocamız bu kadar ünvanlar almış, çok, bu kadar şey yapmış, klişe bir soru sormak istemedim yine de ama. Çok basit bir şekilde söyleyeyim, algoritma kuraldır. Kural. Yani belli kurallar dahilinde siz işlemlerinizi
yapmaya ne yapıyorsunuz? Bilgisayarları programlıyorsunuz. Hmm. Kuralı veriyorsunuz ve o kurala harfiyen uyan algoritmalar oluyor. Kural çalışmadığı durum olabiliyor mu? Kural çalışmadığı durum olabiliyor. Hata yaptığı işlemlerde zarar ettiği de olabiliyor. Algoritmaların her işlemleri başarılı değil. Hmm. Zaten bunu istemeyiz. Yani her işlemi başarılı olan algoritmadan şüphe duymamız gerekiyor. Belli teknik terimler var. Repaint gibi bazı aksaklıklar olabiliyor. Ama algoritmaların en çok beslendiği nokta sizin de dediğiniz gibi teknik analiz. Yani %80-90 ise temel analizde %20-10 gibi. Ama tabii şimdi Bitcoin tarafında on-chain analizi de buraya girdi. On-chain analizi hem temelle hem teknik arasında bir yerde duruyor. Ama indikatörlerle buna bakılıyor. Yani biz indikatörlerde matematiksel olarak belli ifadelere sokuyorlar, belli değerler alıyorlar. İşte biz de onları böyle indikatörlere, matematiksel ifadelere döndürülebilen şeyleri, kantitatif diyoruz biz bunlara. Biz bunları alsat sinyallerine dönüştürebiliyoruz ve bu sinyaller yardımıyla da evet, işlemler üretebiliyoruz. Ve bunu 7/24 hiç bu kuralları bozmadan, yani o disiplini bozmadan yapabiliyor algoritmalar. Evet. Hocam 2007-2008 krizden sonra iyice küreselleşmeyi konuştuk ve artık işte dediğiniz gibi dolarla maaş Türkiye şartlarında alamayacak bir kişi bu dünyanın gelişmesiyle birlikte çok rahat bir şekilde dijitalleşmeyi kullanarak dolarla gelir elde edebiliyor. Ama tabii finansal piyasalarında bir taraftan derinleşmesi de çok hassasiyetle gerekiyor. Yani ilk defa biz bu küreselleşme kafasına şöyle geldik herhalde. Amerika Merkez Bankası biliyorsunuz ardı ardına faiz artırıyor. Evet. Gerçekten de ABD'nin hani Fed'in sanki böyle Türkiye'deymiş gibi hissediyoruz. Van'daki işte amcamız da hissediyor. Ankara'da yaşayan memur hanımefendi de hissediyor vesaire. Dolayısıyla algoritmalar da böyle dönemde küreselleşmenin hızlandığı bir dönemde daha mı önemli oldu? Etkisi azaldı mı, arttı mı diye merak ediyorum açıkçası. Şimdi bir düşüş piyasasında insanların kolaylıkla alıp daha düşükten, daha doğrusu satıp short yapıp diyoruz biz buna, daha düşükten almaya beyni hazır değildir. Genelde insanlar, ben de ilk başta öyleydim, ben algoritmalar sayesinde bu melekeyi diyeyim kazandığımı düşünüyorum. Ben de alıp bir şey, hep öyle değil midir, alıp daha pahalıya satıp arada para kazanmaktır derdimiz. Evet, düşükten alıp yüksekten alıp. Evet, böyle sizin bahsettiğiniz faiz artırımı dönemlerinde, yani para bastıklarında tabii her yere enjekte oldu para, her yer rekorlar kırdı ayrı ama tekrar parayı güvenli limana Fed'in geri çağırdığı, faiz artırdığı zamanlarda ne oluyor? Piyasalar sığlaşıyor, sular çekiliyor tabiri caizse. O çekilme sırasında da işte bu bahsettiğim şey oluyor. Yani düşüş başlıyor. Kimse de hep böyle insanların alayım yukarıdan, hep böyle bir bullish dediğimiz aynen, işte bir nedir? Boğa. Ben de boğa burcuyum mesela. En sevdiği burç piyasanın herhalde. Yani sürekli bir boğa havası var. Herkes böyle yükselsin istiyor. Tabii uzun vadede bu söz konusu olabilir. Hep yükseliş olabilir ama belli yerlerde büyük geri çekilmeler, işte Bitcoin'in neredeyse 70 bin dolarlardan şimdi 17-18 bin dolarlara gelmesi gibi düşünülebilir bu, öyle değil mi? Evet. Orada algoritmalar tıpkı yükselişte yakaladıkları gibi bu düşüş trendlerini de yakalayabiliyorlar. Biz bunu yapamıyoruz. Benim beynim, ben hala tam olarak öyle düşünemiyorum ama satayım daha aşağıdan alayım'a sürekli çalışmıyor. Hep alıp biraz daha yukarıdan satmıyor. Evet. Bu herkes de böyledir, sende de muhtemelen evet, böyledir. Evet, evet, evet. İşte algoritmaların burada düşüş trendlerinde önemi bence, yani çok daha rahat para kazanma, short yapıp daha düşük yerden tekrar o short'u kapatmak şeklinde para kazanma özelliği. Long yapma gibi aynı. Yani bizdeki bir fark yok öyle. Kafaları tek bir tarafa çalışmıyor. Evet. O yüzden çok büyük bir avantaj bence. Kesinlikle. Yani hep şeye alışmışız yani. Herhalde çocukken oluyor. Annemizle pazara gittiğimiz zaman en ufağından işte iki tane limon tezgahı varsa annemiz bakıyor hangisi düşük hangisini alalım diye. Bize ilkokulda sorulan sorulardan başlayın. Hepsi böyle belli bir parayı alıp daha yukarıdan kâr etme amacıyla. Hep kafamız ona çalışıyor. Ticarette de öyle. Kesinlikle. Ama bu tarafta böyle bir imkan da var. Evet. Ve böyle bir imkanda da ben kaldıraçtan bahsetmiyorum. Kaldıraçsız da bu yapılabiliyor. Yani bir kaldıraç seçtiğinizde kaldıraçsız olarak da tabii, short işlem kaldıraç yapılabiliyor. Kaldıraç kullanmış oluyoruz ama etkisiz tabii, bir tabii, kaldıraç kullanmış oluyoruz. O da daha garanti oluyor. Hocam burada profesyonel yatırımcılar mı daha çok algoritmaları kullanıyor? Örneğin sizin Bitcoin ile ilgili işte BTC Türk kullanıcılarına da bir algoritma yazdığınızı o dönemden biliyorum. Risk yönetim programına konuk evet, olmuştunuz. O algoritmaları talep çok arttı mı? Bir de şöyle yani esas teknik analizi herhalde çok kullananlar daha çok yoğun sizi tercih ediyor değil mi? O tabii ama gerekiyor, dediğim gibi temel analizle de algoritmalar yazılabiliyor. Hı hı. Yani tabii ki daha çok teknik analiz kullanılıyor. Teknik analiz indikatörleri, teknik aynen, analiz verileri diyelim.
Bunlar matematikselleştirilen veriler aslında. Evet. Bu verileri kullanıp onlarla algoritmalar yazıyoruz. Bitcoin'de algoritma yazmak kolay oldu mu? Biraz orayı açalım mı? Çünkü şimdi öncelikle çok değişti. Evet, BTC Türk tarafına Matrix üzerinden robotlar sağlanabiliyor. Hı-hı. Böyle bir şey yapılabiliyor. Ama benim yaptığım paylaşımlar genelde ücretsiz. Yani biz bunu parayla kimseye satmıyoruz, öyle evet. söyleyeyim. Belki ileride kurumlara böyle bir yönelik çalışmamız olacak ama bireysel bu tarz böyle satışla ilgili bir durum değil. Ama bunları paylaşıp insanlar da kullanabilsin diye paylaştığım neredeyse o işte Twitter'da bahsettik ya, tüm algoritmalar kendileri seçip test edip nasıl test edildiğini, nasıl uygulanabildiğini de gösteriyorum. Onlar kullanıp deneyebilirler. Ve hani şöyle bir şey söyleyeyim, genelde hep sorarlar çünkü algoritmalar para kazandırır mı? Para kazanılır mı bu işten? Yani her yer robot olana kadar herhalde algoritmalar normal ortalama bir insandan ortalama bir algoritma çok daha iyi kazandıracaktır. Çünkü şu an karşılarındaki rakip bir sürü insani zaafı, dezavantajı olan hala bu kullanılıyor değil mi manuel hocam? İşlemler. Evet. Onun için daha böyle kural dahilinde, belli bir sistem dahilinde yapılan, böyle risk yönetimiyle, stopla sınırlandırılan işlemler sürdürülebilir kazanç açısından şu anda ortalama bir algoritma, ortalama bir insanı çok rahat uzun vadede, orta vadede, yani tabii ki şans faktörü de işin içinde ne yapar ama ortalamaya vurduğumuzda daha iyidir. Hocam yani evet, insanların zaafları, korkuları, yatırım tercihleri çok etki ettiğini ben gördüm. Yani işte bir gecede dolara biliyorsunuz bizim ülkemizde müdahale edilebiliyor. Evet. Son işte bu bir önceki doların 18'e gelmesinde bakın ne oldu, tekrar dönbaşı olduk yani. Hani bu evet. müdahaleler samimi ve yanlışları doğruya çevirme süreci olsaydı belki bunları bahsetmeyecektim ama 18'den 11'e geldiğinde panikle işte ne yapacağını bilmeyenlere, komşularımız olsun, sevdiklerimiz olsun, ben bir hasta gördüm. Yani orada kişi şöyle söylemiyor, Merkez Bankası'nın rezervine kadar faiz artıramayacaksa bu dolar ne zaman adil fiyatına gelir? Hiç bu rasyonel kavramdan çok büyük bir kitle uzak. Ancak sizin dediğinizde bir ütopya gibi geliyor. Yani mesela ben şöyle hayal ediyorum. Dünyada mutlu yaşayabilmek için iyi insanların olduğu 1 milyon kişi olsaydı keşke, bazen diyorum. Köpekleri seven, hayvanları seven. O zaman diyorum ki herhalde kendi kendimize yine iyi kötü kavramını bir şekilde çıkarırdık insanlar. Şimdi her şeyin algoritma olduğu bir şeyde rasyoneliteden kopmuş olmaz mıyız sizce? Yani her şeyin algoritma olduğu diyoruz ama neredeyse şu an her şey algoritma. Daha da öyle olacak. Yani sizin herhangi bir televizyon platformunda açtığınız, size önerilen, karşınıza işte sevebileceğiniz düşündüğü içerikleri öne koyup genelde de tutuyor zaten evet. beğendiğiniz şeyler. Bu bir algoritma. Ya da herhangi bir telefonu aldığımızda alışveriş sitesinde karşınıza çıkan ürünler, sonra tavsiye ettikleri veya işte bir arama yaptığınızda üstten alta doğru sıralama, bunların hepsi birer algoritma. Algoritma. Veya ben buraya gelirken kullandığım trafikle ilgili işte hangi Tabii. yol daha kısa, bunların hepsi algoritma. Hayatımızda o kadar çok var ki aslında kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık, bunlar da birer algoritma. Algoritma, doğru. Algoritma kural gibi düşünelim. O yüzden hani böyle robotlaşma gibi değil ama işimizi kolaylaştırmaya, bizi hızlandırmaya yönelik çözümler gibi çözümler. Düşünelim. Yani ben dediğim gibi o trafik programını niye kullandım? Daha hızlı bir şekilde buraya gelebilmek için İstanbul trafiğinde. Bu da benim hayatımı kolaylaştırdı. Bana zaman kazandırdı. Bana bir artısı var. Yani karşılığında biz bir şeyler alabildiğimiz algoritmalar benim evet. daha çok ilgi alanımda. Evet. O yüzden de ben hani böyle kötümser değilim. Nereye kadar gider, ne kadar böyle olacak ama yakında hep söylüyorlar işte biz evet. daha kapıdan çıkarken günlük işte yapacaklarımızı böyle bize telefonumuz evet. şuraya gideceksin, banka hesabında şu var, bu buraya yatırılacak falan. Bugün böyle toplantı. Bugün hava şu derece evet. şunu giy falan gibi artık oraya doğru gidiyor herhalde. Öldüğümüz daha ölümsüzlüğü de şu anda bilim insanları keşfetmeye çalışıyor. O benim için çok güzeldi. Hatta ölümü teknik bir sorun onu, olarak değerlendiriyor bazı bilim insanları. Çok hoşuma gitti. Onu bilimin doğuşundan bir keşfetmeye çalışıyorlar. Evet. Kutsal kaseyi, ölümsüzlük iksirini. Ama kimyada böyle doğdu zaten. Evet. Vallahi yani ne bileyim, herhalde bir Elon Musk olsaydı ölümsüz olmak isterdim yani. Milyar dolarım var, ne de öyleyim diğer faniler gibi. Yaşlanmayacaksam o zaman olabilirdi yani, yani yaşlılıkla birlikteyse. İşte o yaşlılık acaba gerçekten de, bazen diyorum ya mesela Covid'de ölenlere Allah rahmet eylesin. 50 yıl sonra diyeceğiz ki Covid diye bir bela vardı, öldük ama Covid'in sorunu çözüldü. Belki yaşlılık da hocam çözüme kavuşmasını bekleyen bir sağlık sorunu.
ileride kavuşacak. Yani her şeyimiz böyle diş belki robotlaşacağız. Sadece duygularımız ve beynimiz kalacak. Alın size ölümsüz de gel. Bilmiyorum nerelere girdik. ben böyle Adana'ya doğru gidiyorum hocam. Bitcoin ile ilgili ben deneyiminizi alayım hocam. Sizin için Bitcoin nedir? Bir de algoritmalar robotlarla karıştırmamak mı lazım? Aynı şey mi? Çünkü yani robotlar şöyle piyasayı bozuyor diye özellikle çok eleştiri var. Borsa İstanbul nezdinde için söylüyorum. Hı hı. Bunun masasında çalışırken gördüm. Bazı robotlar geldiği zaman o fiyatları direkt olarak değiştiriyor ve insanlar panik olup satıyor alıyor. Ne dersiniz? Bununla ilgili evet bazı şikayetler oluyor ama biliyorsunuz bu genelde ne zaman oluyor? Düşüş trendlerinde. Kesinlikle, yükselirken aynen. Kimse robotları ağzına almıyor. Ve bu robotlar genelde bu şikayet edilen, benim çok ilgi alanımda çalıştığım şekilde robotlar değil, HFT dediğimiz robotlar. Yani onlar Borsa İstanbul binasında bilgisayarları konumlandırılmış terminalleri ve saniyenin işte mikrosaniye dediğimiz saniyenin milyonda biri süre içerisinde biz gözümüzü açıp kapayana kadar binlerce işlem yapabilen robotlar. Ha bunlarla ilgili tabii şikayetler genelde düşüş trendlerinde oluyor. Düşüşleri tetiklediği için diye düşünüyorlar ama düşüşler hep böyledir. Düşüşlerde bir şeyler tetiklenir, insanların korkuları tetiklenir ve genelde şelale gibi olur. Yükselişler gibi böyle kıvrım kıvrım yavaş yavaş olmaz genelde. Burada birçok şeyde de bu Amerika'da da zaten flash crash oldu. Robotlara attılar. Sonra robotlardan kaynaklanmadığı da ispatlandı bunun. Robotlar var ve olacak artık bundan sonra hayatımızda. Sadece olumlu tarafından ben bakanlardanım buraya. Hı hı. Müthiş bir hacim ve likidite de sağlıyor. Onlar çalışmadığı zamanlar, tatilde olduğu zamanlar herkes yaprak kımıldamıyor diye, evet, tabiri caizse isyan ediyor Noel tatillerinde falan. O yüzden hani ben robotların olumlu etkilerini daha çok konsantre olmaya çalışıyor. Kötü niyetli insanların eline geçince de böyle bir şey olma riski de var. Bu teknoloji gibi hocam. Yani bu tabii herkes de. Bu, yani aslında eldeki parayla da alakalı. İstediğiniz kadar iyi bir robotunuz olsun, hı-hı, kötü niyetli olun. Elinizdeki para, aynen, piyasayı yönlendirecek kadar büyük değilse bununla ilgili bir şey yapamazsınız. Evet. Ay şu kötüler olmasa ne güzel olur dünya diyelim. O zaman kötünün de iyiliğin de bir kıymeti kalmaz. Evet, Bit Quiz bölümündeyiz. Yine konuklarımızın sabrını değil de bilgisini sınırlıyoruz. Bu da bir sabır işi hocam. Şimdi bu Bitcoin tabii ilk çıktığı zamanlardan bugüne logosunda da bir evrimleşme oldu. İlk logoyu hatırlıyor musunuz hocam? Yani son logo aklımda tabii de ilki de ona benzerdi değil diye mi hatırlıyorum. BC vardı orada. B harfi ve C harfi yan yana. Hatta ben telefondan göstereyim size böyle. Aa evet, hatırlamıyormuş. BC. Yok hatırlamıyorum. Şimdi Bitcoin tabii Satoshi Nakamoto tarafından başlatılmıştı bu süreç. Ama Bitcoin'in logosunun tasarımı da en son nihai olarak kim tarafından yapıldı? Onu sormak istiyoruz hocam. İnanın bilmiyorum. Sorayım ben isterseniz. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim bunu inşallah söylerseniz cevabını. O zaman şıkları söyleyelim. Bitboy ya da Shitboy ya da Hitboy. Üç tane şıkkımız var hocam. Yani Bitboy olduğunu düşünüyorum herhalde. Shitboy değildir herhalde. Yani. Kendi böyle bir ünvan koyan. Oh shit. Evet, Bitboy doğru cevap hocam. Kolayla başladık. İyi bari o zaman seçenekliyse sevindim. Çok da böyle aslında ne derler yorum yapılabilecek bir soruymuş. Benim Latincem çok iyi değil. Yani çok iyi Latince telaffuz edemeyebilirim. O yüzden iyi Latince bilen Satoshi TV izleyicileri lütfen hemen eleştirmeyin. Vires in numeris. Herhalde böyle okunuyor. Evet, genelde Latince yazıldığı gibi okunuyor. Aynen. Ne demek hocam sizce? Numeris sayı, rakam demek, evet, ama viresin Latince anlamını bilmiyorum ama sayılarla, rakamlarla alakalı bir şey olmalı. Süper. Direkt öyle, evet, yorum yapılabilecek bir noktadan girmiş oldunuz. Hocam şuymuş, zaten bu arada birçok Bitcoin ile ilgili hizmet verenleri de bunun felsefe olarak da alıyormuş. Sayıların gücü. Sayıların gücü. Bitcoin'de biliyorsunuz algoritmalar sayılardan, evet, kendi gücünü alıyor. Yani sizin için de çok kıymetli. Evet, hayatınız sayı öyle, rakam. Unutmam bunu. Unutmayın hocam. Biz sizi hiç unutmuyoruz. Her seferinde de beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok, çok teşekkür ederiz. Var mı böyle yatırımcı ilgilendiren bir etkiliğiniz vesaire genel olarak? Onu yani da ara ara oluyor. Onu sürekli duyuruyoruz. Twitter'dan. Evet, Twitter'dan, sosyal medya ortamlarından duyuruyoruz. Yine olursa duyururuz. Şu an planlanan bir tane var. Bir aracı kurumla var. Bu Ekim ayının ortalarında. İnşallah diyelim. Duyuracağız onu tam günde. Çok sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık.
Kıvanç Özbilgiç'le efendim konuştuk. Matrix Algo Solutions kurucu ortağı ve tabii özellikle yayını beğenmeyi, yorum yapmayı da atlamayın. Kıvanç hocamızın, Kıvanç Özbilgiç'in Twitter hesabından da bu etkinlikleri, bu gerçekten de iyi niyet çerçevesinde yapılan etkinlikleri mutlaka bakın. Belki sizi ilgilendiren bir şey vardır. Gelecek bölümde görüşürüz.